Ben Çiğdem'i çok seviyorum. Çiğdem de yine iç savaştan sen kalktı. Suriye'den buraya geldi. Ve ne yazık ki o da evladını kaybetti. Çiğdem'i çok iyi hatırlıyorsunuz. Çiğdem Davut. Betül Ahmet Davut'un annesi. O da şu an yani hayattaysa 12 yaşında olması lazım. Kaybolduğunda 9 yaşındaydı. Ailenin 6 çocuğundan ikincisi. Küçük kız 20 Eylül 2014'te evinin önünde oyun oynamaya çıkıyor. O saatten sonra bir daha Betül'ü gören olmuyor. Aile kızlarının kaybından 5 gün sonra programımıza gelmişti. Orada ilçe emniyet müdürlüğü işte bütün güvenlik kameralarını falan topladı ama kıza ait bir görüntüye rastlanmadı. Görüntülerde Betül'ün her gün gittiği fırın ve evine yakın noktalarda şüpheli bir şahıs kamera açısına girmişti. Orada tabii şöyle bir şey oldu. Her nedense işte biraz da böyle polise anlatırken böyle abuk subuk şeyler anlatmamak lazım aklını karıştıracak. Betül kaybolmadan önce Çiğdem'e bir tane parkta işte birisi demiş ki ben senin kızını evlendirmek istiyorum. Polis hani aile mi evlendirdi, kız ona mı kaçtı falan filan diye o taraftan düşündü ama 9 yaşındaki kız ben hiç başka bir şey açıkçası düşünmemiştim. Polis Erzurum'a yerleşen o aileye kadar gitti çünkü onlar hep onun üzerinde durdular. Oradan bir bilgi çıkmadı. Ama ben Betül'ü aradığımız dönemde bir ihbar telefonu gelmişti. Betül'ü birinin yanında gördüğüne dair. Hatta bir tane daha arkadaşı vardı, akrabanızın kızı. Evet. Yine bir tane kız. Ev. Halasının kızıydı değil halasının mi? Kız. Yine bir tane ev. O evde yaşayan yine böyle bir bekar grup. O gruptan da yine bu çocuklara böyle şeker, çikolata vermeye çalışan birisi. Hatta o gün halasının kızı demişti ki işte yine bizi eve çağırdı. İşte çikolata vereceğim size dedi. Şu dedi, bu dedi. Sonra biz o eve gittik. Bak çok açık söyleyeyim artık yani. Biz o eve gittik. Orada yaşayanları da bulduk. Hatta kendileriyle kapıyı fazla açmadan kim olduklarını görebilmek için sanki hani mahalleliden biriymiş gibi bir röportaj yaptık. Ben en baştan beri o çocuk orada, orada, orada dedim. Ama emniyet yetkilileri dedi ki burada şimdi halk galeyana gelir. Hani o eve bir şey olur. Siz sorumlu olursunuz dedi. Biliyorsun Betül, Çiğdem. Biz de dedik ki tamam o zaman hani ben zaten asla bir kötü bir olaya sebebiyet vermek istemem Allah korusun. Biz oradan kendimizi çektik. Onlar Erzurum'a gittiler. O evde yaşayanlar ne oldu? O evde yaşayanlar da sırra kadem bastılar. Çocuk da yok. Onlar da yok. Yani yavrum... Orada da aynı şey vardı. Orada da gel sana şeker vereyim, çikolata vereyim. Zaten benim yine orada midem bulandığını. Niye çikolata şeker için eve çağırsın ki 9 yaşında kız çocuğunu bir tane koca adam? İlgilenmez normalde erkekler böyle küçük çocuklarla falan. Şeker, çikolata vermek isteyen varsa gitsin çocuk esirgeme kurumlarına alsın 2 koli gofret. Ki onların bile ihtiyacı yok ama hadi çok vermek istiyorsan gidin. Orada da çocuklara tek tek verdirmiyorlar. Müdüriyete teslim ediyorsun. Tabii. Onlar gerekli zamanlarda gerektiği kadar veriyor. Kimse kimsenin çocuğuna çikolata şeker almasın. Orası da aynıydı. Çiğdem sen de cuma günü izledin kalktın yerine geldin değil mi? Dayanamadım. Ben dayanamadım. Ben dedim ki benimkine ne belki bir haber olur yaşasın. Yeter ki bir sesini duyursunlar. Bir sesini duyursunlar evladım. 3 sene oldu. 3 sene oldu dayanamıyorum artık. Bayram geldi bayramımız yok. Şüphe ediyorum ya diyorum acaba benim yanımdan mı yakınım mı? Çünkü ölenler ölen çocuklar bütün yakınından çıkıyor. Yani ben şüphe ediyorum artık her şeyden şüphe ediyorum. Bir sesini duyursunlar 3 yıl oldu. Ateşten kaçtık daha büyük ateşe düştük. Kalbimde sorun çıkıyor, kalbim duruyor bazen. Evde oturduğum yerde 5 dakika kalbim durdu. Kızıma dedim ki ne sadece Betül'ü görürüm ondan sonra ölüm. Yemin ederim kalbim duruyor artık. Sürekli kilo alıyorum can sıkıntısından. Evden dışarı çıkmak istemiyorum yani. Bazen diyorum ki şu canıma kıyım yeter ki ne yavrumun sesini duyursun. Olur mu daha geride 5 tane daha çocuğun var yani. Ne can ama hepsinin yeri ayrı ayrı. Can kıymak olur onlar... mu? Onların da sana ihtiyacı var. Hayatım öyle ki düşünmeyeceksin bile yani. Ama çok haklısın çünkü. Keşke bomba düşse Suriye'de derim ki ne öldü, gömdüm, gözümden gördüm. Ablamın oğlu şehit oldu. Onu görmedik ama biliyoruz mezar oldu. Dayanamıyorum, kalbim çarpıyor. Sakin ol birazcık. Biraz soğukkanlı. Benzer olay yani. Orada da yine şeker vereyim, çikolata vereyim, gofret vereyim. Benim çocuğumun ölüsü de çıkmıyor. Bir sesini de duyursunlar yeter. Ben eminim ki ne, yani inanıyorum kızım yaşıyor. Öldüğüne inanmıyorum. İnşallah. Hayatım valla hepimiz tabii inanmak istiyoruz ama
Yani... Bir sesini duyursunlar ne olur, kim almışsa Allah razı olsun. O zaman da halasının kızı ne anlatmıştı? Sen bir daha anla. Halasının kızı diyor ki ne yani camide geldiler, Kur'an kursuna geldilerdi. Bekarlar varmış orada. Benim de hiç sonradan burada söylediler zaten. Genel şeker vermiş, çikolata vermiş. Bir uzun boylu adam gelmiş caminin oruna. Arabası gireyim mi ne dediler, söyledilerdi. Ondan sonra bir şey çıkmadı. Çünkü işin aslında o tarafı değil. Hani acaba evlenmek için mi kaçırıldı diye Erzurum konusuna evet. odaklanıldı. Olay ama, bambaşka ama bir boyutta kaydı. O günde hatırla, hayır o günde hatırla, işte gelin size evde vereyim. Gelin size evden çikolata vereyim diye konuşma geçtiğini de halasın. Kızı inmemiş, benim kızım inmiş. Demiş ki de size çikolata vereyim, şeker vereyim. Onlar da ama gitmişler, yokturlar. Şimdi onlar da, o yani bekar çocuklar da yok. Taşındılar, gittiler. Taşındılar, gittiler. Hemen gitti ha. Tabii. İşte böyle şeylerde olayın olaya sıcağı sıcağına müdahale etmek yani, çok önemli. O nedenle hani bunu işte şunun Cuma için de söylüyorum. Yani mahalleli çok önemliydi. Evet ama mahalleli galeyana evet. gelecek korkusuyla da işte hani birçok şey yapılmıyor. Aslında herkes hani bir sükunetle sonucu beklese evet. daha iyi olacak ama orada bir kaos yaşanmaması adına bir kız çocuğu İşte küçük bir çocuk. Bu sefer yani ben mahallenin de tepkisini anlıyorum ama o zaman bir takım şeylerin önüne geçiliyor. Yapılabilecek şeylerin önüne geçiliyor. Ben şahsen kendimi çektim çünkü mahalleli galeyana gelince her yok, şey kalıyor. Şey bu sefer yok, sen tabii hani polisin de işini zorlaştırmaman gerekiyor. Emniyet de senden böyle bir şey isteyince geriye çekiyorsun. Ama orada da gel sana evde çikolata vereyim. İki tane kız, bir tanesi gitmiyor. Diğeri çikolatanın peşine gidiyor. Gitmeyen kız ortada, annesinin yanında. Giden kız yok. Ne anlarsınız siz bildiğimiz şimdi bundan? Aynı yani, hikaye. Durum çok aynı açık yakın yani. Çevrede, ben hep söylüyorum bu böyle Einstein'ın izafiyet teorisi falan değil bu yani. Değil, çok basit. Davranış şekilleri çok basit. Çocukların etrafında dolaşan şüpheli şahıslar. Yani Allah. Çocuğun birincil derecede aslında yani. Yakın çevresinde var olan kişiler. Yaşça çocuktan daha büyük olan çocuğun onun yanında olmaması gereken kişiler. Ve çocuğu bir şekilde çocuğa cazip gelebilecek şekerdi, oyuncaktı, kediydi, köpekti bir takım bir takım araçlarla kandırmak. Yani hikaye hep aynı. Hep aynı. Hep aynı. Hep değişmiyor. Aynı. Yani hani böyle bir diyorum ya yani Amerika'yı değil. Yeniden keşfetmiyoruz. Zaten bunun başka yöntemi yok ki. Yani bu insanların elde etmek için uyguladıkları yöntem aynı. Aynı yani. O çocuğun durumuna bakıyor, ilgisine bakıyor. Elinde ufak bir köpeği varsa, çocuk da o köpeği sevmeye başlıyorsa. Onu da yaşadık. Elma şekeri geçiyorsa, çocuğun bakışına bakıyor. Şekerci mi var, ya oyuncakçı mı var, ne var? Ona göre hemen alıyor bir tanesini, eline teslim ediyor. Ondan sonra da elinden tutuyor, başlıyor gezdirmeye. Birinci gün belki de bir şey yapmıyor, daha çok yaklaşsın diye. İşte onun için... Anne babalar eve akşam öğlen çocuk geldiği zaman ne yaptığını, kiminle görüştüğünü, ne gibi bir teklifle karşılaştığını soralım. Esasen yalnız bırakmayalım. Ama bıraktığımız zaman da sana kat'i surette kim olursa olsun şeker de verse, para da verse, ne verirse ver, almayacaksın. Veren konusunu da gelip bana söyleyeceksin. Eve geldiği zaman çocuk... Anne bana Ahmet şeker teklif etti dese belki birçok tehlike önlenecek. Abi esas dışarı çıkacak esas dışarı tek başına. Ya gözetim. Zaten baş oradan başlıyor. Yani öbür ikinci ihtimale hiç kalmamak lazım. Kardeşim yani artık ikinci ihtimali de ya kefa-i şer ele alıyorum. Kefa-i şer diye bir tabir var yani. O ne demek? Yani ikinci ihtimal ki akla az da olsa, yakın da olmasa aha. yine dikkate alıp onu da önermek lazım. Onu da ele almak lazım. Çaresini bulmak lazım. Evet. Yok çünkü demek ki biz toplumsal olarak bunun önüne geçemiyoruz yani. Yani bir takım kültürlerden vazgeçmek zorundayız. Toplumsal inanışlardan vazgeçmek zorundayız. Geçemiyorsak buna bir çare bulacağız. Bir sesini duyursalar o da yeter bana. Sadece bir sesini duyursunlar. Biliyorum keşke, yani biz keşke. Sadece bir sesini duyursunlar. Ne olur Allah rızası için. Bir gören varsa, bir duyan varsa, bir komşusunda gören varsa. Eşime Ramazan'da telefon açtılar. Konya'da görmüş.
Sen buraya geldikten sonra ben sana hiç telefon bağladım mı? Oradan gördüler, buradan gördüler diye. Arayan oldu. Çocuk çocuğa benzer. Konya'ya gitti, Alanya'ya gitti. Hiç kendinizi oralarda perişan etmeyin. Bursa'ya gitti. Ben inansam... Bak yine ben bağlanan kötülük olsun diye bağlandı demiyorum. Benzettiği için bağlanıyor. Allah razı olsun. Ama böyle ailelere de ümit verip de perişan etmemek lazım orada, burada, şurada falan diye. 9 yaşındaki çocuk bizim ülkemizde kim evlendirecek onu? Nerede evlenecek? Gidecek bir yere, bir köyde oranın köylüsü görmeyecek mi? 9 yaşındaki çocuk anasını babasını unutur mu? Evini, adresini unutur mu? Hani 9 yaşından bahsediyoruz ya. Hele şimdiki aynen, 9 yaşındakiler yani bilir, seni beni cebinden çıkarır hatta yani. Hatta telefonunu da bilir, her şeyi, hepsini de bilir. Her şeyi bilir 9 yaşında. Evet, yani öyle ben zaten böyle kaybolan çocuklarla ilgili hani oradan buradan görüldü. Şeyle de ilgili Wright'la da gösterdiğimizde yine telefon açan oldu. Kötü niyetle değil. Benzetiyor olabilir mi diye. Ama şimdi ben bakıyorum çocuk buradan kaybolmuş, Ankara'da görmüş, İzmir'de. Niye gitsin ki biraz hani... Aklın yolunu takip etmek lazım. Ailelere de boş yere ümit vermemek lazım. Hani evet. Heyecanlı iş olur öyle o telefona bağlanır, bu telefona bağlanır ama bir de insanların da ümitleri var yani. Onlara da boş yere de ümit dağıtmamak gerekiyor yani.